YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tane tane dökülen basmati pirinç pilavı yapıyoruz. Bu ürün yapımını görelim. Ben 2 ölçü kullanıyorum. 2 su bardağı basmati pirincini bir süzgecin içine alıyorum. Güzelce yıkıyorum. Uygun bir tencerenin içine 2 yemek kaşığı kadar tereyağını alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağın iyice eriyip kızarması için bekliyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra üzerine su ekleyeceğiz. Pirinci bu tarifte kavurmuyorum. Hangi bardağı ölçü olarak kullandıysanız aynı ölçüyle 1'e 2, bir ölçüye 2 ölçü olarak su kullanabilirsiniz. Ben 2 su bardağı pirinç kullandığım için 4 su bardağı aynı bardağın ölçüyle su kullandım. Kaynamaya başlayınca tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz yeterli. Şimdi yıkayıp süzmüş olduğum basmati pirinçlerini kaynar suyun içine döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Suyunu çekene kadar pişiriyorum. Yaklaşık 10 dakika içinde suyunu çekti. Görüyorsunuz göz göz olmuş. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakınız şu anda bile tel tel dökülüyor. Üzerine bir mutfak bezi kapattım. Veya bir kağıt havlu kullanabilirsiniz. 10 dakika kadar daha demlenmesini bekliyorum. Şimdi açalım. Görüyorsunuz tel tel olmuş. Hiçbir tanesi birbirine yapışmıyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Bakınız. Şimdi sunumunuzu yapalım. Böyle bir cam kaseyi kalıp olarak kullanıyorum. Fakat bu pirinçler kesinlikle birbirine yapışmadığı için hemen dağılıyor. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş. Basmati pirinç gerçekten lezzetli oluyor. Şeker hastaları için de çok faydalı. İçinde arsenik bulunmadığı için, çok fazla nişasta olmadığı için içinde gerçekten çok sağlıklı ve güzel bir pirinç pilavı. Çok lezzetli. Ceviz gibi, yerken sanki ceviz yiyormuşsunuz gibi. Evet, sunumumuzu da yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim ziline açarsanız tariflerimde size bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.